yine aslında iktidar da kendi ezberini bozamıyor gibi bir durum var. Sürekli HDP üzerinden bir işte İyi Parti'yi, CHP'yi sınama hali, yok bakın işte yurt dışında ayakları masa yuvarlak, ayağı da şunlar bunlar falan. Başka bir söylem de üretemeyen bir iktidar ya da iktidar bloku var karşılarında. Dolayısıyla gelebilecek hamleler ne olabilir gibi geliyor? Yeni bir şey söyleyebilecek bir iktidar var mı mesela altı liderin karşısında? Yeni bir şey çok söyleyebileceklerini sanmıyorum. Söyleyebilecek olsalar söylerlerdi ama burada asıl mesele muhalefetin ne yapacağı. Muhalefet bunları çok duymaması lazım. Yani bunlara cevap yetiştirmek, iktidarın medyasına kendini beğendirmeye çalıştırmak, aa o öyle değil, aslında böyle diye açıklamaya çalışmak. Özellikle İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'nı bir şeyleri kanıtlamaya çalışması amacıyla HDP ile ilgili sürekli kendi tanımlamalarını bir takım açıklamalarla topluma duyurmaya çalışmak. Bunların hiçbirinin hiçbir anlamı yok. Hatta bunlar aslında iktidarın gündemi belirlemesine yardımcı olan hamleler olur. Şu andan itibaren halkın da gündemi çünkü bunlar değil. Halkın gündemi üzerinden muhalefetin ne yapacağını anlatması lazım. İktidar kutuplaştırdıkça muhalefet kutuplaştırmaya o tuzağına düşmeden kendinin kutuplaştırsız yani kutuplaştırmayı azaltması lazım. O çok önemli. Çünkü iktidarın elindeki en büyük kutuplaştırma aracı Kürt meselesi ve HDP. Dolayısıyla bu masa HDP ile ilgili kutuplaştırıcı ya da kendileri arasında bir mesele çevirebilecek söylemlerden kaçınmaları gerekir. Yani zaten İyi Parti'nin HDP ile ilgili ne düşündüğünü kendi seçmeni de biliyor, HDP de biliyor, bütün Türkiye de biliyor. Artık bunu anlatmaya gerek yok. Özellikle her gün İyi Parti temsilcilerinin havuz medyasında davet edildikleri zaman aman ne olur ne olmaz biz gidelim oraya davet kaçtı demesinler vesaire gibi düşüncelerle oraya çıkıyorlar. Ve orada AKP'nin resmi olmayan gayri resmi atanmış temsilcileriyle hatta trolleriyle Kesinlikle. tartışıyorlar. Bunların hiçbir faydası yok. Bakın bunlar enerji kaybı. Bunlar enerji kaybı. Onlar sizin ağzınızdan HDP ile ilgili bir şeyler almaya çalışıyor. Siz de çok hevesli veriyorsunuz. Ne gerek var? Yani bu hiç gereksiz şeyler bunlar. O bakımdan bunlardan kaçınmaları lazım. Yalnız şimdi şöyle bir şey var. Herkes herhalde farkındadır o masada. Türkiye'nin otoriterlikten çıkması HDP'nin de içinde olduğu bir tabloyla mümkün. Yani bu çok açık. Yani bu idealist bir yaklaşım değil. Bu matematiksel bir yaklaşım. Yarın öbür gün sizin en büyük projeniz olan güçlendirilmiş parlamenter sistemi meclisten geçirmek için ihtiyacınız olan çoğunluk HDP'siz sağlanması mümkün değil. Yani bu bir defa ortada. Efendim biz yapalım onlar da oy versin biz bir şey demedik deriz filan. Böyle olmaz. Bu masayı zaten zayıflatan bir şey. Yani biz bir aday çıkaralım HDP desteklesin. Nasılsa destekler. Ama biz bir şey demiş olmayalım. Hani biz HDP'yi içimize almadan bu olmuş olsun, otomatik olmuş olsun. Yarın öbür gün de sordukları zaman aa biz bir şey yapmadık ne yapalım onların ellerini ayaklarını bağlayacak değiliz ya deriz. Bu zayıflatan bir şey, pasifleştiren bir şey. Bu masada HDP ile ve onların oluşturduğu aslında o sol ittifakla bir diyaloğun yürümesi lazım. Bu diyaloğu İyi Parti yürütmeyebilir. Bu diyalog bu masadan çıkan bütün politika setleriyle ilgili de olmayabilir. En temel konularda belli bir diyaloğun, aa bakın biz sizle de konuşabiliyoruz seviyesinde çok asgari, çok esnek bir koordinasyonun yürümesi lazım. Zaten bu mecburi. Yani bunu biz burada konuşabiliyorsak o masadakiler bilmiyor mu? Aslında Edgar Biliyor. Hocam HDP'den benzer mesajlar geliyordu şimdiye kadar. Yani ta ki yani tutum belgesi bile çok önemli, çok ne diyelim önemli ilerleme kaydettirebilecek bir belge olarak da yorumlandı hatırlarsınız. Ama şu altı liderin bir araya gelmesi sonrasında HDP'den mesela çok Pervin Buldan'dan çok sert bir ses yükseldi. Yani muhtaç olacaklar bize, bu üçüncü yola muhtaç olacaklar zaten gibi bir ifade kullanması biraz çatışmacı bir üsluba doğru bir kayış değil mi? Ve sizce onun da aynı zamanda belki bu masayı da bu masanın oluşturabileceği, açabileceği o diyalog yolunu da kapatan bir yanı yok mu bir yandan? Şimdi şöyle,
Aslında ilk bakışta şu söylenebilir. Ya zaten siz tutum belgesinde Millet İttifakı'na girme gibi bir niyetimiz yok demiştiniz. Doğru. Dolayısıyla yani kimse bu masada HDP'yi beklemiyordu. Neden HDP ile ilgili böyle tepki veren bir şey oluştu? Bu sadece HDP'nin kendisinden değil, aslında entelektüel tartışma ortamlarında da aynı şey oldu. Şimdi bu kendiliğinden olmadı. Bunun sebebi şu, benim biraz önce işaret ettiğim, bence bunun sebebi İyi Parti'den zaman zaman gelen ve bazen Meral Akşener'in de bana kalırsa kendi siyasi kulvarına çok uymamakla birlikte partideki bazı kanatları sakinleştirebilmek için, yatıştırabilmek için kullandığı, işte HDP eşittir PKK'dır, bizimle yan yana olamaz, biz de onların olduğu yerde olamayız vesaire gibi ifadeler, yüksek perdeden konuşmalar, onların bir devamı gibi. Şimdi çünkü şöyle bir ikilem var, bakın günün sonunda HDP'yi çok suçlayamıyorum bu konuda. Yani çünkü şöyle, siz diyorsunuz ki bu bir ittifak masası değil henüz diyorsunuz. Bu bir parlamenter sistemi konuşmak için bir anayasa değişikliği masası. İttifak masası değilse o zaman ve bu anayasa değişikliğini yapmak için HDP de gerekecekse o zaman onu neden çağırmadınız sorusu ortaya çıkabilir. Şimdi dolayısıyla bütün bunları engellemek, yol kazalarına yol açmamanın yolu şu, çok belli. O da aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı gibi hem arka kapı diplomasisini kullanarak hem de esnek bir koordinasyon yürüterek aktörlerin birbiri hakkında birbirinden çok haz etmeyen aktörlerin şimdilik enerjilerini otoriter iktidar bloğuna karşı kullanmalarını sağlamak birbirlerine karşı kullanmaktansa ve bununla ilgili bunun sürdürülebilir olması için esnek bir koordinasyonu yürütebilmek. Yani ihtiyaç bu. Şimdi HDP tutum belgesiyle buna açık olduğunu söyledi. Ama İyi Parti kanadından sürekli bu konuda bir açıklama gelince, bir de o biraz önce bahsettiğim yayınlar vesaire, orada açın bakın her akşam yani çünkü iktidar bunu kullanıyor. Bakın iktidarın muhalefeti bölme yolu HDP. Tabii. Aynen. Şimdi bu malzemeyi, yani iyi demiyoruz ki İyi Parti HDP ile işte can ciğer kuzu sarması olsun. Ya gerek yok. Değil, tabii. Ama yani neden iktidarın eline malzeme verecek şekilde HDP ile ilgili görüş bildiriyorsunuz? Görüşlerinizi biliyoruz zaten. Onlar da biliyor, siz de biliyorsunuz. Ayrı bir yapı da oluşturuldu. Mesela 2018'de HDP Millet İttifakı'na girsin mi diye bir ay tartışma yapıldı. Evet. Suat Hoca'nın söylediği iki aylık seçimin bir ayı buna gitti. Kesinlikle. Açın gazete, ben gün gün gazete taradım baktım buna. Şimdi bu sefer tutum belgesiyle HDP biz zaten orada olmayacağız diyerek aslında geçen seçimden bir şey öğrendiğini gösterdi. Sayın Akşener de ortak aday olsun diyerek geçen seçimden bir şey öğrendiğini gösterdi. Yani muhalefet öğreniyor aslında. Evet, evet. Ama işte tam öğrenemediği olay bence bu iktidarın elinden HDP sopasını almak. Şimdi Akşener bunu bazen söylüyor. Diyor ki HDP'yi kullanarak bizi dövmeye çalışıyorlar. Peki onu müsaade etmeyin. Yani bunun farkındaysanız bunun yolunu da deşifre etmeniz lazım. Çünkü İyi Parti HDP ile ilgili yani tekrarlıyorum ama hani can ciğer kuzu sarması olmasına gerek yok. Her gün konuşsun diye İyi Parti tabanından bir talep yok. Malzeme vermemek. Malzeme vermek oluyor. Dolayısıyla bence HDP olayının sebebi budur. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun ertesi gün hızlıca bizim HDP ile dışladığımız falan yok gibi bir ön alıcı açıklama yapması iyidir. Çünkü fotoğrafın gücünü azalttı biraz maalesef HDP tartışmaları ve bu sadece HDP'den kaynaklanmadı. Mesela Mithat Sancar daha yumuşak bir açıklama yaptı. Evet. Dedi ki, Mithat Sancar dedi ki bizi dışlayan bir yaklaşım iktidarın yaklaşımından çok daha öte, çok daha demokratik bir şey sunamaz dedi. Doğru. Bunun farkında zaten liderler. O bakımdan yani burada sürdürülebilir bir şey yaratmaları lazım. Bir koordinasyon çok esnek bir koordinasyonla bu yapılabilir, bu imkansız değil, yeter ki yani bu tuzaklara düşülmesin. Peki, bunlar önemli uyarılar.